yılın ilk günü hayırlı uğurlu olsun güzel kardeşler, dostlar. Biz de son duruma başladık. Dün mavi baş mavi kuyruk kelebeğin kanadını açtım. Dama çıktı 3-4 kere indi. Niçin öyle ördü? 5-6 kere çıktı indi. Dün işte kaçak yakaladım. Yeni yıl hediyesi verdi bana gökyüzü. Böyle bir alamardin. Siyahlı beyazlı bir mardin. Vallahi bunu satacağız. Bir tane de mavi tek kafa baska geldi. Harika bir şey. Karşı damlarda bir yerde kaldı. Yani misafirlerim gelmek üzereydi. Hazırlık yapmam gerekiyordu falan. Bıraktım. Hatta nerede bıraktım biliyor musunuz? Şu damda. Sol taraftakinde. Yani sol taraftakinde bıraktım. Yapacak bir şey yok yani. Çok da aç gözlü olmamak lazım. Bu kuşu kanatlarını muhtemelen makaslamışlar içten. Önde 3 telek bırakmışlar. Yine de uçabiliyordu çatır çatır. Ben yine bir kanadını, bir teleklerini, yani bir 3 teleğini, sol kanadını çektim. Yapacak bir şey yok. Ha bakın, kelebek de kalktı. Uçmak istiyor. Uçucu bir kuş belli. Gel. Uçurdum. Yeni dişi çakalı da uçurdum. Bugün bayağı uçtu. Bakın burada kendisi. Vallahi dün enteresan bir yılbaşı geçirdim. Misafirler falan. Vallahi uyudum açıkçası, şöyle söyleyeyim. Hani beklemedim yeni yıla girmeyi. Çocukları uyutmaya çalışırken ben de uyumuşum. Yapacak bir şey yok. Uyuyarak geçti yani. Hani bana çok kızıyorlardı ya, yeni yıl kutlamaz falan diye Müslüman. Yani ben de kutlamadım yani. Hani çok da şey değil. Yani zaten kutlamaktan maksat, hani affedersiniz, içmek, kopmak değil de ben zaten içemiyorum. Yani içmiyorum. Kaç sene oldu ya? 5 sene olmuştur ben alkol almayalı. Yani artık istemiyorum yani. Bünyem istemiyor. Hani antidepresan kullanıyorum. Yani yeni yıla girdik. İyi veya kötü uzatmayalım. Farklı yerlere gidiyor konu. Sonra üstüne alınan kardeşler oluyor. Vay şöyle, vay böyle. Aman aman abi, yok sıkıldım ben. Her şeyi siz iyi biliyorsunuz kardeşler. Biz sadece kuş, balık konusunda bildiklerimizi anlatıyoruz yani. Bizim bildiklerimiz bunlar. Ha, benden iyi bilenler var tabii, eklesinler. Genç kardeşlerimizin merakı gitsin, öğrensinler. Öğrenmek isteyenler var. Aman gözünüzü seveyim. Aman hiç tartışma. 2018'de yok abi, tartışma martışma yok. Kavga ederiz, dövüşürüz ama kardeş kalacağız. Kin gütmek yok. Durum bu. Kuşlarımız böyle. Yeni kaçağımız, yeni yıl hediyemiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdilik kuşlarla ilgili bölümümüz böyle. Ya şu nerede o? Dişi dolapçı, bakın şu. Uçmak istemiyor çok nedense. Korkuyor. Ya uçtu bu da, uçuyor. Bayağı uçuyor. Onu çözemedim yani. Onu sökmem gerekiyor. Tabiri caizse sökülmesi lazım yani. Zorlanması lazım. Açılması lazım. İşte bir de dün kuş pazarında videoda gördünüz yani, gittim orada beni tanıyanlar oldu, çok şaşırdım vallahi. İnsan ne yapacağını, ne diyeceğini şaşırıyor. Durum böyle, kuşlarımız bu şekilde kardeşler, yeni kaçağımız da bu. Şimdilik hoşçakalın, içeriden devam edeceğim. Evet kardeşler, bir bağ maydanoz almıştım, onları da kuşlara veriyorum. Çok yemiyorlar ama daha yeni yeni keşfediyorlar dünden beri. Evet, maydanoz önemli, semizotu, maydanoz, böyle yeşillik vermemiz gerekiyor haftada bir kere en azından. Kuşların sağlığı için gayet iyi oluyor. Gerçi ben böyle yere kıydım, çok sağlıksız oldu ama yapacak bir şey yok, alışmaları gerekiyor, bunu burada görmeleri gerekiyor. Dünden beri vardı. Hop, şimdi şöyle, şu yeni getirdiğim dişi çakal küstü abi. O kanadını bantladık diye, yeni yere geldi diye küstü. Erkek keza daha iyi ona göre. Vallahi herhangi radikal kararlar verebilirim. Zaten şu kara baskaları Osman abime vereceğim. O da baska topladı dün. Aa, kim gelmiş? Kız sen yine mi tırmandın merdivenleri? Kız sen yine mi tırmandın? Aa, olmaz, korkuyorlar halbuki. Korkuyorlar. Soğuk hem burası. Soğuk. Durum bu kardeşler. Aybikecik de çıkmış. Merdivenleri tırmanıyor. Çok sakat bir iş yapıyor.
Kapıyı bağlıyoruz aşağıda. Bağlamayı unuttuğumuz an tırmanıyor. Kedi gibi tırmanıyor valla. Çakalları alıştırdık çok şükür. Yani artık baskaları Osman abiye bir takım verecektim. Acaba diyorum iki takım mı versem, artık yavaş yavaş azaltsam mı? Bakalım hayırlısı. Durum böyle şu anda. Şimdilik hoşça kalın. İçeriye geçtik kardeşler. Nihayet. Şimdi meleklerimiz iyi durumda ama hala ürküyorlar, mürküyorlar. Arkaya kaçmışlar. Suyu değiştirdim sabah. İşte gübrelemeyi yaptım. Olası gübrelememizi. Makro element gübresini. Onun dışında da bir değişiklik yok. Meleklerimiz her zamanki heybetiyle. Ey maşallah. Ha, bazı kardeşlerimiz beni uyardı. Melekler yavruları yer. Evet, bu akvaryumda yavru yok. Küçük balıkları yiyorlar. Doğru ama küçük balık yok akvaryumda. Sağ olsunlar kardeşlerim. Uyarıda bulundu. Şöyle yem veriyorum. Tabii her ne kadar ışıklar yeni açıldı görmese de yosun yiyici türler götürür vallahi yemleri, hiç affetmezler. Tabii hala uyku halinde sanırım. Heh, bak uyandı. Panik yapıyor. Abi niye böyle panik yapıyor bunlar ya? Hala alışamadılar buraya. Neyse biz betalarımıza verelim abi. Şöyle. Metalarımız faydalansın. Vallahi işte kardeşler melekleri aldık. Değişiklik yaptık. Melekler evet. Yavru yer mi? Yavruları affetmez. Hayatta avcı balıklar. Yani çiklit familyasından. Bu akvaryumumuz rayına oturdu. Yani çok şükür fazla bir yosunlanma falan yok. Zaten düşük destekli olduğu için. Piranalara bakın, piranalara. Hiç affetmiyorlar yemi ya. Ya şu Japon balığı garip hareketler sergilemeye başladı. Beni korkutuyor. Şimdi hep birlikte ona bakacağız. O da ölmeden abi. Hemen Furkan kardeşime götürmem gerekiyor ama ne zaman götüreceğim? Araya bir sürü abuk subuk iş giriyor. Bir dakika, ona da yem verelim hemen. Ona da bol bol yem verelim. Bakın böyle karnını çıkartıyor. Suyun yüzeyine gel çocuğum, gel. Bir şey yoktur inşallah. Ters yüzmeye başladı. Yani sudaki oksijensizlikten midir nedir? Buraya biraz su ilave edeyim de ben. Durum bu kardeşler. Bir dakika, hatta sizinle birlikte bir su ilave edeyim ufaktan. Şurada vardı dinlenmiş su. Oksijen girsin biraz. Yeni su girsin. Yeni yılın ilk günü pet odasında. Durumlar böyle güzel kardeşler. Melekler bitkileri yemiş, yer demiş bir kardeşimiz. Melekler bitkileri yemez kardeşler. Merak etmeyin. O yüzden koydum zaten. Ama tabii hala bu akvaryumda ürkek tavırlar sergiliyorlar. Onu anlayamadım neden. Fazla ışıktan mı acaba, alışamadılar mı? Bakalım. Yani belki ilk defa hayatlarında bitkili bir akvaryuma girdiler. Yavaş yavaş alışırlar diye düşünüyorum. İnşallah. Durum bu. Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın kardeşler. Bugün böyle kısa oldu biraz son durum. Kusura bakmayın. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Yeni yılınız hayırlı uğurlu olsun. Mutluluk, bereket içinde geçsin. Sevdiklerinizle birlikte barış ve refah içinde geçsin. Sizleri seviyorum. Abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, hatta çıkan reklamlara birer kere tıklamayı ihmal etmeyin. Ben ve benim gibi kardeşlerimin kanallarında lütfen bunu sizden rica ediyorum. Şimdilik hoşça kalın.